Merhaba değerli Medya Cancı izleyenleri. Bugün bir konu programımızda yine sizlerleyiz. Bugünkü konumuz başlıktan da anlayacağınız üzere özel bir başlık attık daha doğrusu da söyleyelim. Türklerin icat ettiği son silah sistemi diye bir başlık attık. Bunun önemi nedir? Programımızı izleyince anlayacaksınız. Öncelikle konumuza bir hoş geldin diyelim. Sinan Bey merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun Kürşat Bey, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyiyiz, siz de iyisiniz değil mi? Teşekkür ediyorum. Sosyal hayat olarak beteriz de Allah'a şükür sağlığımızda bir sorun yok bugünlerde. Daim olsun. Herkesin sosyal hayatı mahvoldu biliyorsunuz. Malum, evet. Konumuz Sinan Köroğlu. Kendisini tabii ki kendisinden dinleyeceğiz ama ben bir girizgah yapayım. Kendisi asker emeklisi, emekli astsubay. Aynı zamanda güvenlik uzmanı, güvenlik eğitimleri veriyor. Yurt içinde ve yurt dışında. Öncelikle Sinan Bey'e kendisini bir sizlere tanıtması için bir söz hakkını bırakalım. Ardından sorularımıza geçeceğiz. Buyurun Sinan Bey. Sinan Köroğlu kimdir? Sizden dinlesin. Ben 1966 Muş doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi İzmir'de tamamladım. Akabinde askeri okula girdim. Hava Teknik Okullar Komutanlığı mezunuyum. 85 devresi bir astsubayım ben. 2007'de emekli oldum. Emekli olana kadar silahlı kuvvetlerde birçok göreve biz de imza attık arkadaşlarımız gibi. Terörle mücadele bu işin doğasında var. Uyuşturucuyla mücadele ve özel birliklerin silahlı kuvvetlerde mevcut deniz kuvvetleri hariç birçok özel birliğin dalış eğitimi ihtiyacını da karşıladık. Dalış eğitmeniyim. 3 yıldız eğitmenim, keza 6000'e yakın personelin bu manada eğitimine katkı koyduk. 2007'de emekli oldum. O dönemden sonra aradan bir yıl geçmişti, işte biraz dinlendik ettik. İki Türk gemisi arka arkaya kaçırıldı. Bu gemiler kaçırıldıktan sonra dedik ki bu gemileri koruyacağız. Tabii o zaman özel güvenlik yasasına giriyor konu. Biraz da uluslararası sularda olduğu için konu çok başkalaşıyor. Birleşmiş Milletler hükümlerine gidiyor. Birleşmiş Milletler Alt Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün tavsiye kararlarının irdelenmesi gerekiyor. Bir yola koyulduk. Bu yol bizi önce İsrail'e götürdü. Orada bir eğitim aldık. Sonrasında hızımızı alamadık. Almanya'ya gittik. Koruma ve kolluk kuvvetleri eğitmeni olduk. Nihayetinde 3 tehlikeli deniz var. Aden Körfezi, Malakka Boğazı ve Nijerya açıkları. İki bölgede, yani Aden Körfezi'nde ve Malakka Boğazı'nda gemi koruduk. Tabii bu fırsatta da birçok ülkeyi etüt etme imkanımız oldu. Terör ve işte olguları üzere ve etkileri üzere tabii ki. Bu birikimle beraber bunun ülkemize mücadele noktasında ülkemize artı koyması için çabalara başladık. 2014'te bir kitap yazdık. 25'e yakın can güvenliği ve terör konferansı verdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında bir ülkede tırnak içinde özel askeri şirketimiz var, sahibiyim. Onu da şöyle tarif etmek lazım. Cenevre merkezli bir kuruluş var. DCAF denilen bu kurumun yine Birleşmiş Milletler'e bu manada bilgi aktaran bir kuruluştur. Çerçevelerle ilgili, işleyişin çerçeveleriyle ilgili tavsiye kararları ileten bir kuruluştur. Bu kuruluşun tarifine göre tüm özel güvenlik şirketleri aslında özel askeri şirkettir. Uluslararası hukuk onlara bu gözle bakar. Yine tüm özel güvenlik personeli özel askeri personeldir bu manada. Yani tırnak içinde paralı askerdir. Çünkü uluslararası hukuk, tekrar söylüyorum, bu çalışma sistemine, bu iş koluna bu gözle bakıyor. Nezaketen özel güvenlik şirketi ve özel güvenlik personeli adı alırlar diyor. Biz de buradan yola çıktık. Gemi koruduk vesaire. İşte bugüne de geldik. Evet. Peki Sinan Bey,
Bunları yaparken ben CV'nizi inceledim programdan önce. Sudan'dan Almanya'ya kadar birçok yerde eğitim vermişsiniz. Yurt dışı eğitimleri devletinden mi veriyorsunuz? Onlar mı davet ediyor? Şirketinizden ya da sizden nasıl bilgiler oluyor? Verdiğiniz evet. Eğitimlerin içeriği nedir? O konuda da bilgi alabilir miyiz? O noktada tabii bir eksik bilgilendirme olmasın. Şöyle ki Yemen'de bulunduğumuz esnada Yemen Devlet Başkanı Muhafız Alayı'na koruma esasları üzere tabii ki seminer verdik. Ama onun dışında bir başka ülkenin ki Birleşmiş Milletler terör örgütü listesine girmiş yapılanmaların ve ülkelerin hiçbir noktasında hiçbir grupla ya da kuruluşla ya da işte belirlenmiş bu manada işte altı çizilmiş yapılarıyla temasımız olmadı. Ancak şöyle de tarif etmek lazım. Biz eğitimlerimizi kendini koruma noktasında sadece Türkiye'de verdik. Yine skalası geniş olan bütün eğitimlerimizin bütünü Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere emniyet teşkilatı personeline istekli olanlarına açıktır. Yoksa başkaca hiçbir grup, kuruluş, ülkede henüz böyle bir eğitim çalışmamız yok. Yani Sudan'da bir yapıya eğitim vermiş değiliz. Orada herhangi bir temasımız yok. Oradaki dokuyu çok iyi biliriz ama herhangi bir temasımız yok. Keza Kuzey Afrika bandındaki ülkelerin tamamında böyle. Burada referans ülkemizin duruşudur. Keza ülkemiz bizden bu manada faydalanmak isterse zaten hazırız. En nihayetinde bu bir ticari işleyiştir. Evet. Yani eğitim verip para kazanmak da mümkündür. Mevcut haliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak bizler de bu hukuka tabiyiz. Bireylerin şirketleri vasıtasıyla başkaca ülkelere bu eğitimleri vermesi zaten şu konjonktürde müsait değil. Biz de zaten buna riayet ettik. Evet. Öncelikle yanlış not almış, onun için özür dilerim Sudan kelimesini. Estağfurullah. Ben çok, fırsatla bilgilendirmiş evet, oldum. Çok yoğun günler yaşıyoruz. Akmola diyelim. Şimdi yavaş yavaş konumuza girelim ama genelden özele gitmek istiyorum. Öncelikle buyurun. Ülkemizin silahlanma, dünya silahlanma sıralamasında ya da liginde diyelim durumu nasıldır? Kendi iç üretimimiz nasıldır? Patent haklarımız ne durumdadır? Öncelikle ülkemizden bahsederek yavaş yavaş konumuza girelim. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi bazı markalar ülkelerinin önüne geçmiştir. Dünya genelinde bu böyledir. Örneğin işte bir tabanca markasının adını zikredersiniz. O tabancanın üretildiği ülkenin önüne geçtiğini fark ediyorsunuz daha sonrasında. Dolayısıyla Türkiye'de de üretilmiş bazı markalar var ki dünya pazarında konumlarını aldılar. Anılıyorlar, artık biliniyorlar ve tanılıyorlar. Ancak bir geleneğe tabi kalmak, yenilikçilikte böyle yenilikçilik ve gelenekçilik tezat konulardır bazı noktalarda. Bu da onlardan bir tanesidir. Dolayısıyla ciddi manada ses getirecek bir adımın atılması için radikal yenilikler şarttır. Ülkemizin de bu manada işte bir markaya sahip olması ve o markayla tüm dünyada ses getirmesi de bu yolla mümkündür. Çabamız aslında çabamızın içinde özünde yatan temalardan bir tanesi de buydu. Bunu öncelemeye, bunu öne çıkartmaya çalıştık. İsteriz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye bir markayla kendine has, kendine ait, bütünüyle yenilikçi, hatta bugüne kadar mevcut gelenekleri alt üst edecek bir tarzda çıkışla yaklaşık dünya nüfusunun %25'i silahlanıyor, silahı seviyor ve ediniyor ise eğer, yani 8 milyar insan nüfusuysa söz konusu, bunun %25'inde neden nam salmasın? Neden bu pazardan büyük bir pay almasın? Evet. Peki
Ülkemizde şu an yerli olarak üretim yapan, yani yerli ve milli aslında demek istiyorum. Doğrudur. İlk başta şöyle düşündüğüm zaman aklımıza getirmemiz gereken isimler ya da markalar, devlet kurumu da olsa kimler olabilir? Konuda bilgi verir misiniz? Marka, yani reklam bağlamında olur diye. Hiç önemli değil. Söyleyelim. Öyle biz mi? Program, evet, biz programda açık. Tamam. Biz kimsenin reklamını, elesiyle tamam, reklam hiç yapmıyoruz. Ama yerli üretimimizi, özellikle askeri alandaki yerli üretimimizi de bilmek isteriz. Sarsılmaz ve Canik revaçta iki marka. Evet. Özellikle Canik bilinen bir marka. Amerika'da, Florida'da, poligonlarda, satış reyonlarında biz de rastladık. Çok da seviliyor hatta. Glock var idi orada görünen. Yine HK vardı ama satıcı bu ikisine bu kadar para vereceğinize bizim Türk olduğumuzu bilmiyordu arkadaş. Bunu alın dedi. Biz de çok mutlu olduk, çok bahtiyar olduk. Yani bir Türk markasını orada tavsiye edilir noktada ve bu büyük iki markanın önüne geçmiş bir biçimde görmek bizi tabii ki bahtiyar etti. Evet. Ne güzel. Peki üstadım, şimdi seyircilerimiz de meraklanıyordur. Sinan Köroğlu ne getirdi? Yeni olarak ne getirdi? Bahsedeyim ama tam girmeyeyim. Tabii ki. Sinan Köroğlu bildiğimiz tabanca sistemindeki nişan sistemini baştan sona değiştirdi. Yani hani bugüne kadar kullanılan bir sistem vardı. Tamamen o nişan sistemini değiştirdi ki ben de hem memleketim, Gümüşhane benim memleketim, memleketim itibariyle çok tabancaya meraklıyız biliyorsunuz Karadenizleri. Artı, aynen. Evet, askerdeki o aldığımız eğitim, yedek subay olarak yaptım. Gerek askerlerimizin de aldığı eğitim itibariyle tabancada evet, o getirdiğimiz sistemin ne kadar önemli olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani henüz kullanmadım ama inşallah kullanmak da nasip olur. İnşallah. Ne kadar kolaylık sağlayacağını, hızı artıracağını bunu tahmin edebiliyorum. Tabanca sistemine, sizin sisteme girmeden önce dünyada herhalde bugüne kadar 3-4 tane bir piştolla başladı değil mi? Piştol bir tabanca sonuçta. Doğru. Dolmalı. Piştoldan sonra evet, altı patlar geldi. Bir de evet, şeyli geldi, şarjörlü tabanca sistemi var. Bunun dışında böyle ekstra dördüncü bir sınıf diyebileceğimiz bir sınıf var mı tabancada? Yok, hayır, yok. Çok da güzel tarif ettiniz. İşte bu üç kategoride silahlar. Ama bunların hepsinde işte ortak bir özellik var. Gez, göz, arpacık hepsinde nişan alma sistemleri aynı. Doğru. Sinan Köroğlu bunu değiştirdi. Şimdi biz görselleri de ekrana yansıtacağız aynı zamanda siz anlatırken. Aynen. Siz ne yaptınız? Nasıl değiştirdiniz? Sizin mi aklınıza geldi? Sizin patentini aldınız onu biliyorum ben. Tescil ettirdiğinizi biliyorum. Doğru. Bunlar genel, tamamen sözü şu an size bırakıyorum. Seyircilerimize anlatın. Bugüne kadar hatta sizin aslında yaptığınız sistem ileride belki tüfekleri de uygulanacak. Çünkü o kanal çok rahatlatacaktır ben inanıyorum. Sözü size bırakmak istiyorum. Ne yaptınız yenilik olarak seyircilerimize anlatınız. Şimdi tabii ateş etmenin ya da tabanca kullanmanın altı safhası var. Silahınızı çekiyorsunuz, kuruyorsunuz, tutuş şekliniz, nefes alışverişiniz, tetiğe dokunuşunuz, nişan almanız gibi. Ama en nihayetinde iki noktada toplanıyor tabanca kullanmadaki sır. Bunlardan bir tanesi nişan almak, diğeri de tetiğe basmak. Tetiği ezmek diyeyim. Nişan alma bütünüyle bir problem. Şöyle ki, göz, gez ve arpacık arasında bir sürü hesaplamalar yapıyor. Arpacıkla gez arasındaki boşlukları eşitliyor, üst silmeyi hizalıyor ve tüm bu yapıyı bozmadan, tabancayı titretmeden, nefes kontrolü yaparak tetiği eziyor. Bu hesaplamalar zaman kaybı. Oysa ki kolluğun ve silahlı kuvvetler personelinin dünyanın her yerinde böyledir. Acil bir durumda vakaya müdahale edebilmesi reaksiyon süresindeki sıfıra yakınlıkla ölçülür. Yani saldırgan silahını çekmiş ve hazırlıklı olacak. Siz bunu fark edeceksiniz. Silahınızı çekeceksiniz, doğrultacaksınız, nişan alacaksınız,
göz gez arpacık hesaplamalarını yapacak, boşluklar eşitlenecek, üst silme hesaplanacak ve ondan sonra hedef flu görülecek vesaire vesaire vesaire. Biz tüm bu seremoniyi ortadan kaldırdık. 102 yıldır sizin az önce tarif ettiğiniz, üçe ayırdığınız tabanca sistemlerinin sonuncusu, şarjörlüler kısmı, gez ve arpacık onların üzerinde çok daha belirgindir. O tarihten bu tarihe o gelenekçi yaklaşım, yani gez olmazsa tabanca nişanı çalışmaz, nişan alınamaz tabancadaki o şablon yaklaşım, bununla beraber ortadan kalkmış oluyor. Gezi ortadan kaldırdık. Tabancanın üst gövdesine, sürgüye, kapak takımına, sağda ve solda kovan atım boşlukları bırakacak şekilde bir ray döşedik. Bu ray simetriktir. En nihayetinde arpacık yerindedir ancak bir farkla. Arpacığın ortası 1,5 milimetre en az. Ölçü vermedik ki patentte bu delinmesin diye, mikron ölçekte oynamalar yapılıp delinmesin diye deliğin çapını vermedik. Ben de fikir olsun diye dillendiriyorum. 1,5 milimetreyi öylesine söylüyorum, öyle varsayın. Arpacık ortasına delik açılıyor. Raylar, tabancanın sağında ve solunda mevcut raylar ya da kızaklar, nasıl tarif ederseniz edin, zaten hedefe giden bir yol oluyor. Perspektif derinlik, yani Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim çizilirken öğretmenlerin ilk öğrettiği budur. Önce perspektif için bir derinlik katmak maksatlı çizgiler, ki ufka gider onlar. Ufkun yerine biz hedefi koyduk. Fikir bize ait, tamamen bize ait. Esinlendiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bizden esinlendiler diyen bazı arkadaşlar da oldu. Hayır değil, onların tabancasını da biz görevdeyken taşırdık zaten. Oysa ki onlarda zaten özet itibariyle gez var. Dolayısıyla esinlenmemiz söz konusu değildir. Biz gezi iptal ettik oradan. Bundan tasarruf ettiğimiz şey şu: reaksiyon süresi sıfıra yakın atışlarda atıcının, yani kanun nam ve hesabına tabanca kullananın, tabancasını çektiği ve hedefe doğrulttuğu an, tabancanın atıcıya "beni yanlış tutuyorsun, hedefi böyle olursa vuramazsın" demesini sağlamaktı. Rayların iç yüzeyi bariz bir biçimde hedefi kapatıyor ise sağdaki ya da soldaki, tabanca yanlış tutuluyordur. Dolayısıyla atıcı düzeltmeyi direktmen yapar, kaldığı yerden devam eder. Gez ve arpacığın mevcut olduğu hallerde namlu üstü görünmediği için hedefe bir platform döşendiği, hedefe giden bir yol döşenip döşenmediği de görülmüyordu. Bu mevcutta, görsellerde de takip ediyordur arkadaşlarımız, tabancanın üstü yalın ve çıplaktır. Dolayısıyla hedef tam üste, kapak takımının üstüne oturur. Yollar hedefi hapseder. Arpacık hedefin herhangi bir noktasındaki kara sineği dahi vurmak için konmuştur arpacığın içindeki delik. Dolayısıyla bir tabancadan umulanı bir kalemde birçok noktada karşılayan bir yenilik ve buluştur. Ki İsviçre'de 152 ülkenin Patent Enstitüsü'nün bağlı olduğu kurumun yaptığı 16 ay süren literatür taramasında benzer bir modele rastlanmadığı, bunun 3A ve 1Y alarak buluş olduğu da tescillenmiş oldu. Biz bu süreci tamamlayıp Türk Patent Enstitüsü'ne telif hakkı için başvurduk, onu da aldık. Nihayetinde bu yenilikle beraber bu nişan kolaylaştırıcılığı, hatta tabancanın atıcısıyla bir nevi organik bağ kurduğu bu yapı, dünyada ses getirecek bir yeniliktir. Evet. Bize göre. Biz de bu yeniliğin ülkemiz nam hesabına kıymetlendirilmesini arzu ediyoruz. Peki Sinan Bey, bunun özür diliyorum,
patente alındı şu an. Onaylandı mı patent? Satış aşamasına geçilebildi mi pazarlama veya üretim aşamasına? Bu konuda durum nedir? Tabii yani bu manada biz önermelerde bulunduk. YouTube'da görselleri var, dünya tanısın, dünya görsün diye bazı girişimlerimiz oldu. Önce ülke içindeki üreticilerle temas ettik. Temas etmeye gayret ettik. Bizim öyle yaygın bir çevremiz yok. Evet. Dolayısıyla bu girişimlerin neticesinde bir tek noktadan raylar ağırlık yapar. Bu olmaz diye bir eleştiri geldi. Üzüldük. Oysaki gövdesi bütünüyle çelikten mütevellit tabancalardaki ağırlık 1350 gramı dahi bulmaktadır. Raylar çelikten ölçümleri yapıldığında, tartıldığında rayların ilave ağırlığının 42 gramı geçmediği, hatta altında kaldığı da görüldü. Bu da iki mermi ağırlığı yapar takribi. Polimer gövdeler var, onlar var, bunlar var. Tabancalar zaten yeterince hafifletilmiş. Rayların ağırlık yapar gerekçesiyle projenin bir nevi reddi tabii ki bizi üzdü. Ancak bu arada İtalya'dan aynı eş zamanlı sevindirici bir haber de geldi. Niyetimiz oraya pazarlamak değil, önceliğimiz önce bu ülkenin üreticileri ya da bu manada girişimde bulunmak isteyen, evet ben bunu yapmak istiyorum diyen yepyeni bir girişimci. Evet onlarla birlikte çalışmayı çok istiyoruz. Onlara patentimizin telif haklarını teslim etmeyi çok istiyoruz. Diğer taraftan tabii ki görüş almaya da devam ediyoruz. İtalya'dan dünyaca ünlü bir silah fabrikasının Ar-Ge müdüründen aldığımız bir mail var. Evet bunun dahiyane bir şey olduğu, ancak kendi tabancalarının namlusunun çıplak olduğu, o sebeple üretilemez, kendi silahlarında uyarlanamaz olduğu, ancak seri ve özel bir üretim yapacakları zaman mutlaka bizimle temas edeceklerini de öğrendik. Bundan da mutlu olduk. Şimdi teyitle gidiyoruz özellikle. Yani buluşumuzu yurt dışında da test ettirdik. Bir nevi görüşe çıkarttık daha doğrusu. Kıymetlendirdiler ama dönüşleri olumsuz değil. O zaman iç pazardaki tırnak içinde bu ilgisizliği biz de pek de içimize sindiremedik. Biraz da sitem etmiş olayım bu vesileyle. Evet ben gülümsüyorum. Zira niye gülümsüyorum? İcadınızı ilk gördüğümde hatırlıyor musunuz yaptığım yorumu ki o zaman da bu sistemi siz belirtmiştiniz aynı sistemleri. Evet. Ne yaptığınızı bir bilseler, tarihe nasıl bir not düştüğünüzü bir bilseler farklı konuşurlar demiştim. Üzülüyoruz. Evet. Sağ olun. Yani uzmanı değilim ama İtalya'yla aynı görüşü belirtmişim ben. Uzmanı değilim ama. Kesinlikle. Estağfurullah. Evet. Aksine şöyle de bir anekdot var. Benim için yani bunu işte bulup geliştiren biri olarak işte kafamız çalıştı diyeyim. Böyle bir şey yaptık. Sizden gelen görüşler çok kıymetliydi. Biz bunu çizim aşamasında ki patent başvurumuzu yapmıştık. O sebeple de saklama gereği de duymadık. Kaldı ki kendimize kefil olmayız, o arkadaşlarımıza kefil olduğumuz kadar. O arkadaşlarımıza götürdük. Dedik ki bakın bir nedir bu? Yani oldu mu? Bunlar Emniyet Teşkilatı'nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinde görev yapmış, bizce de gerçek manada işinin tam manasıyla ustası, ehli ve tabii ki bir o kadar da birikime sahip insanlardı. Onlar değerlendirdiler. Dediler ki evet, her şeyi çözmüş. Yani şimdi kabin gizli güvenlik deniliyor, uçaklarda gizli güvenlik görevlileri var. Silah taşıyorlar acil durumlarda müdahale etmek için. Ama havada ve uçmakta olan bir uçağın kabininde ateş etmek çok büyük bir risktir. Atar vuramazsanız, kabinde delik olursa uçağın patlaması söz konusudur. Oradaki atıcılık kabiliyeti
nişan alma ve bununla ilgili kolaylaştırıcılık %100 olmalıdır. Yani atış vuruş yüzdesi %100 olmalıdır. Bu tabanca odur. Rehine kurtarma operasyonları için rehineyle neredeyse bir bütün haline gelmiş saldırganın ayrılması ve göz bebeğinden enterne edilmesi bu yöntemle, bu tabancayla mümkündür. Tabanca tüm ateşli silahlara uygulanabilir haldedir. Tüfek modeli de var, onu da yaptık. Tank namlusuna dahi uyarlanabilir eğer çıplak gözde atılacaksa. Bu kadar da iddialıdır duruşu. Dolayısıyla evet, acemilerin ya da bu manada yapıya yeni dahil olmuşların, yani silahla ilk kez tanışanların, kolluk kuvvetinde olsun, silahlı kuvvetlerde olsun ya da henüz ruhsatını almış ve akabinde tabancasını alacak olanların eğitilmesi süreci de var. Şimdi tabancayla atıcı arasında kurulan organik bağın eğitim sürecini de neredeyse bir saate düşürdüğü de hesap edilirse, üretim bandına konduğunda GEZ iptal olduğu için GEZ için harcanan saat maliyet ücretinin de büyük bir kazanç olduğu hesaplanır ise, birçok manada üreticiye artısı olan kullanıcıyı atış vuruş yüzdesi itibariyle etkin kılan bir yöntemdir. Ve hala itibar görmemesi de bu sebeple bizim açımızdan da üzüntü sebebi. İlginç buluyoruz tabii ki. İtibar görecektir yavaş yavaş. Yani umuyorum. Bizim ülkemizde biliyorsunuz gerçek anlamda yerli ve milli olan şeyleri geliştirmek çok zor. Her zaman bir baskı görmüştür bu tür girişimler. Şimdi tüfekleri ayrıca soracağım ama eski tabanca, mesela benim elimde tabancam var. Senin evet. Sistemi gördüm, çok güzel. Ruhsatım da var. Ben elimdeki tabancaya sizin ürettiğiniz sistemi uygulayabilir, monte edebilir miyim? Böyle bir imkan var mı? Şöyle olmalı. Tabancada 5 parça kriminal. Yani değiştirilemez, değiştirilmesi ancak izne tabi. Bu manada kapak takımının, ki iğne kapak takımında sabitlidir, değiştirilmesi bir başvuruya, projenin çizilerek ruhsat şubeye verilmesiyle birlikte, üretici eğer tezgahında telif hakkını da bizden almış ise kapak takımını üreterek iğne takımını transfer edip tabancanıza bunu uyarlayabilir. Ama tekrar söylüyorum, kriminal bir parça olduğu için izne tabi. Bunun tahmini maliyeti ne olur? Tabii bir tabanca başına. Hesap edilirse, yani çelik bir gövdeden eksiltme yöntemiyle çıkartılacağı için sistem, ciddi bir maliyeti olacağını da düşünmüyoruz. 500 lirayı şu durumda imalat açısından bakıldığı zaman geçmez. Çünkü tabancanın bütününün satıldığı fiyat bellidir. Kar marjı da var orada. Bu takımın ciddi bir yekün tutması, kapak takımındaki bu yeniliğin yekün tutması, maliyet arttırması şu noktada çok söz konusu değil. Evet. Peki bir de tekrar söylüyorum, hani üzerinde işte GEZ olmayacağı için sadece mikron hesaplamalarla ve CNC'de, sıfır kalibre CNC'de eksiltme yöntemiyle çıkartılacağı için gövde çok da avantajlıdır. Maliyeti de düşüktür. Alıcıya da aynı şekilde yansır bu karlılık. Peki bize gönderdiğiniz görsellerde bir tüfek de var orada. O tüfeğe doğru uygulandı mı ya da tüfekler uygulanması aynı buradaki gibi fayda getirecek? Çünkü tüfekler namlu uzun olduğu için o açıdan soruyorum. Doğru. Namlu uzunluğunun aslında çok bir kıymeti, harbiyesi yok. Tüfeğin üzerine takılan 14 santimlik bir parça bütünü kapsıyor. Namlu ne kadar uzun olursa olsun. Şimdi tüfekteki sıfırlama, ki 50 metrede bu sıfırlama yapılır, 200 metreyle de aynı sıfırlamayla çatışırsınız. Daha fazlası da zaten çatışma olarak tarif edilemez.
Şimdi biz namlu yükseltmeyle, yani aşırtmayla uzak mesafeye yapılan atışlar dışında 0-50 metre, 0-80 metre arasında yapılacak muharebede bu nişan sisteminin beklentiyi %100 karşılayacağından eminiz. Ki pusu, baskın gibi beklenmedik anlarda reaksiyon, tekrar aynı noktaya geliyoruz. Reaksiyon gösterilmesi meskun mahal muharebe operasyonlarında yakın mesafe çatışmaya girildiğinde doğrultup ateş etme gerekliliği, zorunluluğu yine bu kolaylaştırıcıyı mevcut yapıların önüne çıkartıyor. Red dotlar kullanılıyor. Tırnak içinde şahin göz derdik biz onlara. Tabancalara da uyarlandı bunlar. Orada da şöyle düşünmek lazım. Doğrudur. Bunlar teknolojik manada kolaylaştırıcılardır. Ama operasyon bölgesinde, uzak intikallerde, yani pil bittiğinde erişme imkanınız yok, kargoyla olduğunuz yere getirtemiyorsanız, o parça artık işlevsizdir. Kullanamazsınız. Evet. Tabancaya bunu taktınız, red dot, tabancanızı düşürdünüz, çatışma esnasında bunlar olmayan şeyler değildir. Ekranı kırıldı. Artık o parçayı kullanamazsınız. Hatta o parça kırıldığı için sökülmesi icap eder ki tabanca size sizin beklentinizi karşılamaya devam etsin. Tüm bunlar başkadır. Yani teknoloji kolaylaştırır ama manuel hayat kurtarır. Bu manuel sistem, yani bizim sistemimiz red dot vesaire gibi kolaylaştırıcıları da sistemin dışına itmiştir. Gece görüş dürbünü kullanan arkadaşların atış esnasında bu sistemden yalın ve çıplak bir biçimde maksimum düzeyde istifade etmesi testlerle de biz de gördük. %100'dür verimliliği bu konuda da ispatlanmıştır. Peki Sinan Bey, bir örnek üretim yaptınız mı? Yani tabancanızı elinize alıp ateş ettiniz mi? Aha. Yaptınız mı? Döküm yapılıyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Yani o soruldu bize. Şimdi tabii biz kapak takımı üretemiyoruz. Dediğim gibi kriminal parça olduğu için evet. Üretip bir tabancada bunu denemedik. Ama en başta söylediğim yöntemle bakmak gerekir konuya. Nişan almak başkadır, ateş etmek başka. Yani bu nişan sisteminin nişan almadaki, hedefi görmedeki verimliliği tespit edildiğinde tetik düşürmek yine atıcının kabiliyetine kalmıştır. O yüzden bu ikisini birbirinden ayırdığımız için teşhir ettiğimiz noktalarda da bunu ısrarla vurguladık. Bununla bir kez ateş ettiniz mi dedikleri zaman, biz ateş etmek zaten atıcının kabiliyetidir. Nişan alma kabiliyetini biz maksimuma çıkarttık. Şimdi bu ikisi birleştiğinde zaten %100'lük sonuca gideceksiniz diyoruz. Anladığım kadarıyla örnek üretim için bile kriminal legürtü için... Tabii. Yani aynen. O da bir izne tabi ama tekrar söylüyorum. Yani örnek zaten bir airsoft tabancalarından dönüştürdük. Nişan attığımızı o tabancaların üstüne oturttuk. Gezlerini sökerek. Bunu Ankara'da silah teknisyenleri ve işte makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri gördüler. Ellerini aldılar ve denediler. Orada onların yereceği, eleştirebileceği bir nokta çıkmadı. Yani biz kendimizi ispat ettik. Geri kalan atıcının kabiliyeti. Bir dahaki denemeye beni de davet edersiniz artık. Memnuniyetle. Biz de deneyelim, görüşlerinizi belirtelim. Memnuniyetle. Peki seri üretim için, hani normal bir şey değil, örnek veriyorum, buzdolabı üretmediniz ya da ne bileyim plastik bir ürün üretmiyorsunuz, silah üretiyorsunuz. Seri üretim için ne gerekli, neler gerekli, nasıl firmalar gerekli? Bu konuda da bilgi verir misiniz? Belki hani bir girişim izleyecek, bizim programımızı izleyecek ya diyecek ki dur bakın ben girişim buna, ben denemde çapıma uygun bir iş, ben bu işin üzerine titreyim dedi. Bu konuda girişimcilik açısından soruyorum. Tabii ki. Nasıl bir seri üretime nasıl geçilebilir? Şu olur, üretim kapasitesiyle ilgili direkt bir defa.
ben çok fazla miktarda üretmek istiyorum derse girişimci, 4 tane CNC tezgahı kafidir. Hayır, biz küçük çapta üretime başlayalım, ticari bir yaklaşımla iş bizi büyütsün deniliyorsa, bir tane sıfır kalibrasyon, son derece profesyonel CNC tezgahı yeterlidir. Sonrasında ne olacak? Mevcut zaten tabanca üreten fabrikalarımız var bizim ve birçok da modelleri var. Bir silah üreticisine gidilecek, denilecek ki biz sizin şu tabancanızın sadece alt gövdesini almak istiyoruz namlu ile birlikte. Bu da bir anlaşmaya tabi. Tabii ki İçişleri Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra. Yani bu safhanın sonrasını tarif ediyorum. Bu iki anlaşma, yani tırnak içinde bir nevi konsorsiyum oluyor. Biz diğer bir silah fabrikasından alt gövdeyi namlu ile birlikte alıyoruz. Kendimize ait sayıyoruz o parçayı. Bunun üzerindeki markalama vesaire değişiyor haliyle doğal olarak. İlgili silah firması bu alt gövdeyi bizim için üretiyor oluyor namlu ile birlikte. Biz kendi kapak takımımızı bu tabancayla, bu gövdeyle birleştirip pazara çıkıyoruz. İddiam şudur. İyi bir tasarımcı, kaba taslak derin hatlarıyla tabanca görsellerde zaten görünüyor. Tüfek için de keza öyle. Ama estetik katılması, görseli de, pazarlanmasını da kolaylaştıracağı için iyi bir tasarımcı kapak takımını dış yüzey itibariyle, albenisi itibariyle, altını çizerek söylüyorum, tama tamamladığında bu tabanca ilk çıkacağı fuarda zaten siparişlerini alır. Faydası tartışılmıyor. Evet. O sebeple iddialıyım. Yani girişimcinin eli kolay. Evet. Bir silah fuarına özel seri bir tanıtımla çıkar ise konu bence ses getirir dünyanın her yerinde. Evet. Zaten satış ve pazarlamada neler elde ederiz, nasıl yürür diye bir sorum daha vardı. Orada cevaplamış oldunuz bu şekilde. Yani böylece evet. Şuna değinmek lazım. Yani burada öncelik işte az önce söylediğim gibi. Yani Glock nasıl işte Avusturya'nın önüne geçtiyse isim olarak. Artık hani marka söylemekten imtina etmiyorum. Barrett'ta nasıl ki İtalya ile anılıyor ise biz de Kuzgun Türkiye ile anılsın istiyoruz. Evet. Birçok manada Kuzgun bu ülke insanının geldiği yer itibariyle zaten kültüründe yer edinmiştir, mevcuttur. Kuzgun'la Türk'ü ve Türkiye'yi bütünleştirecek tabanca da budur. Tüm Türkiye'de, tüm dünyada ses getirir iddiamız da o. Evet. Kuzgun, ismini Kuzgun koydunuz değil mi? Evet. Peki üstadım, ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi tarihten örnek vereceğim. Üretim neden önemli? Evvela Cumhuriyet'in kuruluşundan bahsedeyim. Mustafa Kemal Atatürk üretim yapan herkese sonuna kadar destek vermiştir. Sonu başarısızlıkla sonuçlanacak ihtimalini de bile göze almıştır. Çünkü üretim gerçekten devletleri ayakta tutan şeylerdir. Özellikle evet, kendi vatandaşlarının üretim yapması. Askeri alanda da dünyada birçok teknoloji, askeri alandaki ihtiyaçlar, teknolojik gelişimleri askeri alandaki ihtiyaçlar sağlamıştır. Askeri alandaki icatlar dünya teknolojisini geliştiren önemli unsurlar arasındadır. Şimdi Türkler açısından bakacak olursak, Metehan'ın, siz bilirsiniz büyük ihtimalle, Metehan'ın ıslık çalan oku, ıslıklı ot oku diye evet, bir icadı var. Metehan'ın kendi evet, icadıdır bu. Evet. Oku atar, ok aynı oktur, her şey aynıdır. Okun ucuna, okun ucundaki demlem mi diyorduk oraya? Oradaki ufak bir değişiklikle bir delik açar, o havada süzülürken ıslık çalar. Bugünkü izli merminin atasıdır. Metehan ıslıklı oku ilk atan Metehan olur. Metehan'ın attığı yöne askerleri saldıracakları yeri bilir. Islığın geldiği yere saldırırlar. Bir de bunun başka bir unsuru var. Savaşlarda düşünün ki, hani şimdiki filmlerde izliyoruz, havadan oklar böyle geliyor birbirine.
Düşünün siz ok atıyorsunuz. Evet. Size gelen bütün oklar ıslık çalarak, uğultu çıkararak oklar üzerinize geliyor. Zaten psikolojik ya, olarak işte. Evet. orduya karşı psikolojik olarak 2-3-0 öne geçiyorsunuz. Bu ok sayı. Küçük bir okun demirine delik açmakla nerelere varmış. Artı yine ben bu örneği sıkça veririm. Kendi eğitimlerinde de kendim yani sosyal içerikli eğitimler veriyorum bazen. Oralarda da söylüyorum. Üretimin anlamını ifade etmek için pantolonu ve üzengiyi Türkler icat etmiştir. Atı biliyorsunuz Türkler evcilleştirdi. Demirden evet. hariç biz evet. demiri icat ettik evet ama demiri başkaları da kullanabiliyordu. Biz icat ettikten sonra öğreniyordu. Ata daha rahat binmek için pantolonu icat ediyorlar. Etekli düşünün ki sadece bu şey Araplar sanırlar da değil. O zaman o dönemde evet. herkes etekli bir giysiler giyiyor. Evet. Evet. Atın üzerinde bir defa daha rahat dönüyorsunuz. Bu bir. İki. Evet. Manevra kabiliyetiniz gelişti. Artı üzengi icat ediyorlar. Bakın çok küçük bir şey. Üzengi. Atı zaten herkes sürüyor. Yelesini tutar sürersin. Şey. Ama atı üzengi icat ettiği zaman atı tek elle yönetebilme kabiliyetine kavuşmuş oluyor. At aynı evet. at. Binen aynı insan. Sadece evet. üzengiyle pantolon bir fark getiriyor. Atı tek elle yönetip daha güzel manevra kabiliyeti oluyor üstünde. Ve bu da Türklere tarih boyunca ordu Hı. millet niteliğini kazandırıyor. Karşımıza kim çıkıyorsa duramıyor. Küçücük iki tane icattan dolayı Türkler askeri alanda dünyaya hakim oluyorlar. Şimdi burada da belki izleyenler arasında da şunu diyenler olacaktır. Ki size demişler Hı. zaten gerçek hayatta ya bir evet. şeyini değiştirmişim diye. Belki silahın üstünde küçük bir şey değişiklik gibi görünüyor ama değil. Çok önemli bir şey. Az önce ıslık ok örneğini verdim. Delik açmış, her şeyi değiştirmiş. Şimdi o dediğiniz gibi tabancayı çektiğiniz zaman bir saniye, hatta bir saniye bırakın, 2 milisaniye bile kurşun öncekinden çıkacak. O kadar önemli ki. Onu ilk evet, nişan evet. alıp ilk atan her zaman üstün olacak karşı tarafa. Kesinlikle. Bu açıdan 102 yıllık şarjörlü şarjörlü tabanca geleneğini evet. değiştirdiniz. 102 yıldır üretildiği gibi duran bir şeyi değiştirdiniz. İnşallah üretici bulursunuz, kavuşursunuz. Temennimdir. İnanın benim gücüm olsa girerim bu alana. Ben daha önce bir bilgi de vereyim. Daha önce yerli otomobil, bu Hacettepe Üniversitesi yerli otomobil üretmişti. Yerli otomobile ben gittim yerinde gördüm. O zaman benim elimde büyük bir durum vardı. Mali açıdan da güçlüydük yani. Destek evet. verin dedim. Bizzat takip ettim. Teknoloji Bakanlığı'yla bakan danışmanına kadar bizzat görüştüm. Menşe-i şehadet namesi denen bir şey var. Duymuşsunuzdur. Evet. Devrim arabasında vesairede de olur. Yani bir araba üretildiği zaman mesela ithal edilen arabalarda da vardır. O menşe-i evet. şehadet namesi yoksa araç trafiğe çıkaramaz ya da üretilemez. Onu biz çıkarttıramadık. Evet. Üreten kimdi? Hacettepe Üniversitesi'nin öğrencileri ve hocalarıydı. Maalesef ekip sonradan dağıldı. Artık bir şey yapamayınca o ekip dağıldı. Ama sıfırdan evet. yazılımına kadar her şeyini yaptı. Yani bu yerli üretimde özellikle teknolojik gelişmelerde destekçi bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Bürokrasi aşmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Evet. Evet. İnşallah siz bu programı da bir anlamda bunun için yaptım. Özellikle sizi bu şekilde ülkemizde buluşturmak istedim. İnşallah programınızı izleyen bir girişimci gelir sizi irtibat İnşallah. Ve bunları aşarsınız. İnşallah ülkemize güzel İnşallah. Bir üretim kazandırmış oluruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Seyircilerimize iletmek sağ istediğiniz son bir husus var mı? Sağlık, esenlik diliyorum. Şu zor günlerde evet canlarını dişlerine taktılar. Mevcut duruma katlanmaya çalışıyorlar. Evlerinden çıkmıyorlar. Ama en nihayetinde sağlıkları için. Onlara sağlık, esenlik diliyorum. 2 gün sonra da 19 Mayıs. Bu sebeple Atatürk ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum. Tüm arkadaşlara, dinleyenlere sabırları açısından teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, tekrar teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bir konu programımızın sonuna geldik. Malumunuz üzere sadece dijital medya üzerinden yayın yapıyoruz. Bizlere destek sağlamak için sizlerden istediğiniz tek şey abone olarak ve videolarımızı paylaşarak sesimizin daha fazla kitlelere ulaşmasını sağlamaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.
Thank you.